وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين dinleri getirmiş olduğumuz tazimat ve tekbiratımızı rehberimiz, muallimimiz Hazreti Muhammed Mustafa icazından bugüne kadar olduğumuz bu mabetle beraber yeryüzünde sana secde edilen her bir mabette din ve irtihar edilmiş olan din kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Makbul eyle ya Rabbi. Bizi de hayırla yad edecek, dua edecek, rahmetle anacak cemaati alemin ve ya Rabbi yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Akkoyunlu beylerinden Gülabi Bey Erzincan valisi 1454 miladi yılında kare planlı olarak bu camiyi Gülabi Bey ismiyle yeniden yaptırmıştır. Camimiz 12 direk üzerine ahşap ve taş karışımlı olarak bina yaptırmıştır. Camimiz 12 direk üzerine ahşap ve taş karışımlı olarak bina edilmiştir. Daha sonra 1837 yılında Kemah beylerinden Hacı Bilal Ağa tarafından avlu kısmı ilave edilerek camimiz dikdörtgen şeklini almıştır. Avlu kısmı yapılışında ön tarafı komple açık, tabanı taş döşeme olarak bina edilmiştir. Ancak 90'lı yıllardaki tadilatında avlu kısmı ön tarafı tarihi dokusuna uygun olarak kapatılmış, tabanı tahta döşetilmiş, sergi serilmiş ve cemaatin hizmetine sunulmuştur. Camimize ait 3 tane kitabe göze çarpmaktadır. Bunlardan bir tanesi giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Bu kitabede kadim sanatlara özgü, göze ve gönle hoş gelen bir eser olarak Kemaha Mescid-i Aksa misali bir cami yapılmıştır diye yazmaktadır. Diğer kitabemiz minare kapısının solunda, giriş kapısının da sağında bulunmaktadır. Bu kitabede kadim eser olarak Gülabi Bey Müslümanların feyizli ve ihlaslı bir şekilde ibadet etmeleri için kadim sanatlarla donatılmış Kemaha bir cami-i şerif yaptırmıştır. Ancak bu cami-i şerifi yaptırırken işçilere dolgun yevmiye verilmesini emretmiştir. Dolayısıyla ustalar dolgun yevmiyeleri kendileri alıp işçilere az yevmiye vererek işçilerin haklarını kadrettiklerinden dolayı, işçilere az para ödediğinden dolayı Vali Gülabi Bey hiddetlenerek Allah'ın, meleklerin, İnsanların laneti o ustaların üzerine olsun mahkûkat işleterek kitabeye geçirmiştir. Caminin güneydoğu köşesinde bulunan kitabe ise camiyle hiçbir alakası olmadığı, tadilat sırasında kaleden getirildiği, kalede bir konağın kitabesi olduğu tahmin edilmektedir. Camimiz çeşitli aralıklarla 1997, 2011 ve 2018 yıllarında tarihi dokusuna koruyarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat yapılmış olup halen aynı Gülabi Bey ismiyle ibadete devam etmektedir.